Evime hoş geldin Maya. Hoş buldum Kübra. Hemen sorularıma geçiyorum. Bize kendinden bahseder misin? Tabii ki. Ben Kübra Açıl. 35 yaşındayım. Bunu söylediğime hala inanamıyorum. İki tane çocuğum var. Biri 9 yaşında Duru, 2 yaşında da Doruk. Eski bir voleybolcuyum. Profesyonel voleybol oynadım 10 sene kadar. Sonrasında televizyon sektöründe şansımı denedim. Televizyon programlarında sunuculuk yaptım bir zamanını. Belki hatırlarsanız Yeteneksizsiniz Türkiye vardı o zaman. İnanılmaz izleniyordu. Orada kulis arkasında yarışmacılarla beraber sohbet, muhabbet yapıp onları sahneye uğurluyordum. Onun öncesinde de hatta küçük bir Show TV geçmişim de olmuştu. O zaman spor sayfası vardı hemen haberlerden sonra böyle 1 dakika 2 dakika kadar. Orada da ekrana çıkmaya başlamıştım. Sonrasında da Survivor'da çalışmaya devam ettim. Orada da ne yaptım? Kulis arkasında yani arkada, kamera arkasında birçok iş yaptım. Aynı zamanda o zaman kamera önüne de geçme şansım yine olmuştu. Birçok projede dediğim gibi televizyon sektörüne, aslında kameralara alışım. Geçen sene de hatta Urban Active Plus'ta ders vermeye başladım. En sevdiğim iş. Çünkü televizyon sektöründen sonra bir ara vermem gerekti. Evlendim, aşık oldum, işi bıraktım. Yaklaşık 4 sene kadar Adana'da yaşadım. Duru'yu doğurdum falan derken sonra sporculuğu çok sevdiğim için spor eğitmenliğine karar verdim ve pilatese başladım. Sonra Türkiye'ye geldiğim zaman Ahmet Hoca ile buluştuk ve orada ders vermeye başladım. Urban Active Plus'ta canlı yayınla dersler verdim. Orada sizlerle tekrar buluştum. Çok da seviyorum. Hala geldiğim zaman da beraber ders vermeye devam ediyoruz. Ondan sonra da geçen sene aynı zamanda Survivor Panorama'da sunuculuk yaptım. Televizyonu ne kadar çok özlediğimi de bir kez daha anlamış oldum. Şimdi de benim hikayem çok uzun Maya, gördüğün gibi. Şu anda da İngiltere'ye taşındım. Yaklaşık 6 ay oldu. Cool mu, hal mı? Hala orası bir soru işareti. Çünkü kimi diyor ki hal diyeceksin, kimi diyor ki hul diyeceksin. Hal diyeyim ben size. Hal'da yaşıyoruz. Orada eşim futbol takımında çalıştığı için şu anda 6 aydır orada sakin, sessiz, normal bir hayat yaşıyoruz. Bu yoğun tempodan çıkıp İngiltere'de sakin bir hayata geçiş nasıl oldu? Şöyle 5 aydır aslında çok mutluyum. Hiçbir şikayetim. Hatta dedim ki Allah'ım kendime geldim. Devamlı yeşillik, sakinlik, koşturma yok. Sadece bir alışma tabii ki. Çok farklı bir kültür. Ben İngiliz kültürüne hiç hakim değildim çünkü. İngiliz'in bir de biz kuzeyindeyiz. Yani halk İngilizlerle beraber orada o kültürü öğrenmek çok keyifli oldu. Çocuklarıma daha çok vakit ayırdığımı fark ettim. Çünkü Doruk 1,5 yaşındaydı biz gittiğimizde ve şöyle bir gerçekle yüzleştim. Ben koşturmaktan, bu İstanbul'daki tempodan, özellikle bir de ben böyle hırslı olan, çalışmalıyım, daha çok çalışmalıyım falan öyle bir anneydim. Bundan dolayı Doruk'tan çok fazla zaman çalmışım. Ben onu fark ettim. O yüzden de oraya gitmek, onlarla vakit geçirmek bana gerçekten çok iyi geldi. Sakin, sessiz bir hayat geçiriyorum aslında orada. Peki, voleybolcu olmanın sana kattığı en önemli özellik nedir? Savaşçı. Asla pes etmem. Yakın çevrem de bunu çok iyi olur. Ya en dibe de batsam, hafif bir böyle bir tabii ki sersemlerim ama oradan çıkmak için ne yapabilirim, ne edebilirim, nasıl çıkabilirim, hemen savaşırım ve bunu başarırım. O yüzden çok şeyim yoktur. Korkmam yani. Hani hallederim ya ben bunu diye de bir özgüvenim var bu voleyboldan kaynaklı. Takım oyununun bireysel sporlara nazaran farkı nedir? Takım oyunu, senelerce şimdi takım sporu yapmış biri olaraktan paylaşmayı öğreniyorsun. Beraber kazanma duygusunu öğreniyorsun. Bir kişi olarak aslında hiçbir şey yapamayacağını öğreniyorsun. Burada bile şimdi beraberiz Maya seninle ama arkada da yine ışık, ses, kamera ayarını yapan bir ekip var. Burada da ne orada? Yine takım çalışması aslında. Hangi şampiyonlukların var? Bir kere milli takıma gitmiştim. Balkan şampiyonluğu yaşamıştık. O. Başka düşünüyorum. Voleybolda şampiyonluğum ne yazık ki. Unutamadığım bir kariyer anın var mı? Şimdi düşünüyorum. Unutamadığım. Aslında ben birçok şeyi unutacağım diye o kadar çok çabalıyorum ki. Unutamadığım çok fazla şey var. Yani televizyona çıkıp orada başarılı olduğumu duymak, özellikle çok yakınlarımdan ve bu işi çok iyi anlayan insanlardan benim için gerçekten çok keyifli ve böyle ya güzel ben bunu da yapabiliyorum demek ki demiştim. Kübra'cığım şimdi sana birkaç tane kısa soru soracağım. Sıcak mı soğuk mu? Sıcak.
En çok görmek istediğin yer. Peru. Seni moda sokan şarkı. Bu sıralar, şu sıralar. Moda sokmuyor da çok keyif aldım Mabel Batiz'in şarkısı şu anda. Dövmen var mı? Var, çok. Çok? En sevdiğin dövme hangisi? Ya hepsini çok seviyorum. Gösterebilirim. Tokamda kalmış. Bunun ayrımı çok başka. Çünkü bunu Duru çizmişti ve 3 yaşında falandı. Mertan, Duru ve bendim. Sonra Doruk doğduktan sonra Duru eklettik. O yüzden en sevdiğim dövmem şu anda en anlamlısı bu benim için. İnsanların bilmediği ve şaşıracakları bir özelliğin var mı? Bir özelliğimden ziyade aslında şöyle söyleyebilirim. Şimdi insanlar benim çevremden dolayı bambaşka ultra lüks hayat yaşadığımı zannediyorlar. Ama sadece yakın çevrem bunu biliyor ki ben normal olması gerektiği gibi mütevazi bir hayat yaşıyorum. Öyle bir ön yargı var ne yazık ki. İşte Kübra zaten şöyle yapıyor, böyle yapıyor gibi ama aslında kimse bilmiyor ki ben normal, mütevazi, çalışarak kazanan, bir ailede yaşayan bir insanım aslında. Peki son bir soru. Kendine iyi gelmek için ne yaparsın? Spor. Spor yaparım, spor yaparım, spor yaparım. Yani şu an en önemli şeyim spor yapmak. Çok teşekkürler Kübra. Ben teşekkür ederim Maya. Çok sağ ol. Watashi wa utsukushii onna no ko desu. Koko wa doko? Kyou wa totemo tsukareta. Hikari ga watashi no me o itamete iru. Sore wa ka desu ka? Maya?